İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Şöyle beyaz ve şöyle kahve tonlarında bir renk tercih ettim. Tığ numaram da 2 numara. İlk olarak beyaz ipimizi şöyle alarak zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Orta zincir biraz gevşek, diğerleri normal. İlmeğimi genişlettim, orta zincire batıyorum. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir tekrar tepeye. Bu şekilde arkadaşlar tepelere batarak fıstıklarımızı yapacağız. Şöyle toplamda 22 tane fıstığımız olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane tepelere batarak fıstıklarımızı yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık daha. Bu da 23. fıstığımız. 22 taneyi kapalı olarak yaptık. 23. fıstığı kapatmıyorum. Hemen sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Diğer fıstık arasına girdim. Buraya da bir tane daha fıstık yaptım. Şöyle üçlü olarak tığımda fıstığım var. Üçünü birden kapattım. İki zincir çektim. Başını aldım. Sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Tek olarak kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye battım. Dibine. Karşıya. Üçünü birden topladım. Bir zincir, iki tane zincir çektim. Bakın bu şekilde. İki zincir çektim. Başını aldım. Diğer sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tek olarak. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Arada iki tane zincir bu şekilde. Bir daha göstereyim. İki zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonumuza kadar üçlü olarak topladık. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm. Buraya olduğumuz yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, kapatmıyorum. Buradaki karşıya bakın tam fıstığın tepesine batıyoruz, boşluğa değil. Karşıya bir fıstık,
Üçünü birden kapattım. İki tane zincir çektim. Başını aldım. Hemen ilk fıstık boşluğa değil, fıstık tepesine batıyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, şöyle karşıya bir fıstık, üçünü birden topladım. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma kadar yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane motifimiz var. Şöyle şurada bir zincir çektikten sonra ipimi koparttım. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Diğer rengimizle bir tane zincir çektim. Şöyle yine ipimi koparttım. Kısma sabitliyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Olduğumuz yere bir tane fıstık yapalım. Kapattım. Burası diğer ipe geçtik. Burada iki zincir çekiyorum. Hemen bakın karşıdaki fıstık. Bakın şuradaki karşıdaki fıstık tepesine batıyorum. Kapattım. Şimdi tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Kapatmıyorum. Hemen bakın zincir kısmının ilk fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Şöyle üçünü birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın buradaki motifimiz şimdi orta kısımlarda gözükecek. Şimdi tekrar iki zincir çektim. Hemen karşıdaki, bakın hemen karşı kısımdaki fıstık tepesine batıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, hemen karşıya geçiyorum, karşıya bir fıstık, üçünü birden kapattım, iki zincir çektim. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. İki zincir çektim. Hemen şuradaki, bakın şu zincirin hemen şuradaki fıstık tepesine batıyoruz. Buraya batacağız. Arada gözükmesi için de bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıra sonumuza kadar yapalım. Sıra sonumuzu da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonumuza kadar geldik. Burada şöyle iki zincir çektim. Bakın şu şekilde. En son kısmındayız. İki zincir çektim. Hemen köşedeki fıstık dibine batıyorum. Buraya tekli olarak bir fıstık yaptım. Kapattım. Bakın burada başlangıçta ve bitiş kısmında tekli olarak fıstığımız var. Bu renkle yaptığımız zaman hep bu şekilde yapacağız. Şimdi çevirdim. Şöyle fıstık tepesine, tekli olarak yaptığımız fıstık tepesine bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir çektim. Yine kahverengi ile yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyoruz. İki zincir çektim. İlk fıstık, bakın ilk buradaki fıstık tepesine batıyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık, üçünü birden topladım,
2 zincir çektim, başını aldım. Hemen bakın şuradaki ilk fıstık tepesine batıyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Şöyle dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra diğer rengimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle kahverengiyle de sıramızı tamamladık. İpimi koparttığım kısım burası. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi koparttığım kısma fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi beyazla yaparken bu şekilde yapıyoruz. Tepeye bir fıstık daha. Dibine bir fıstık. Şöyle dibine bir, karşıya bakın zincirin ilk fıstık tepesine girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Üçünü birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın beyazlar aynı hizada oldu. İki zincir çektim. Hemen karşıya girdim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya girdim. Buraya da bir fıstık. Beyazla yaparken de bu şekilde, kahverengiyle yaparken de alttaki gibi devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da tamamlayacağız. Dediğim gibi bu sırayı da bu şekilde 2 sıra yaptıktan sonra ip değişimi yapıp kahverengi bir altta gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Bu şekilde yapalım. Ben de daha sonra size ne kadar yaptıysam sırayı paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra olana kadar yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra beyaz rengimden, 2, 4, 5 sırada kahverengi rengimden yaptım. Şöyle kenar oyasını da geçtim. Şu kısmı da sizlere göstereyim. İstediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi bu şekilde kenar oyası yapabilirsiniz. İlk olarak ipimizi sabitledikten sonra bir fıstık yapalım. Fıstığı kapattıktan sonra tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya geçiyorum. Buraya da bir fıstık yaptım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. 4 zincir çektim. Son yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Olduğum yere bir fıstık. Karşıya girdim. Bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen fıstığın dibine battım. Bunu kapattım. Bakın şöyle. Bir zincir, tekrar tepeye bir, karşıya bir.
İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Olduğum yere yine tekli bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Fıstığın dibine battım. Kapattım. Şimdi köşe kısımlarını bakın şöyle diğer lif modellerimizde olduğu gibi aynı şekilde yapalım. Birleştirme kısmına gelince de bakın bu şekilde bunu tekli olarak yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, tepeye tekrar bir fıstık. Şöyle kapatıyorum. Yarım kapattım. Tığımda 2 ilmeğim kaldığı zaman ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Şöyle içinden geçtim, bir zincir çektim. İpimi koparttım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ipimizi de saklayalım. Daha sonra iyice saklayalım. Bu şekilde arkadaşlar kenar oyasını yapalım. Bakın şu kısma gelince de yan kısmı, bir yan kısmı göstereyim. Diğer yan kısımlarda da bakın bir fıstık başına, daha sonra diğer fıstık tepesine, ortadaki zincir kısımlarına batmıyoruz. Sadece fıstıkların tepelerine batarak bu şekilde kenar oyasını da tamamladım. Lif modelimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.